Yaz geldi ama ne yazık ki yazın geldiğini göremedik. Haziran ayının sonuna geliyoruz ama yurdun büyük bölümü yağışlı, olumsuz hava koşullarına teslim oldu. Ege'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Ekili arazilerde ne yazık ki sular altında kaldı. Sağanak bastırdı, tarlalar, sokaklar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tarıyorlar sırtında taşıyarak. İzmir Ödemiş'te sağanak yağış hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle Birgi Çayı taştı. Sokaklarda su birikintileri oluştu. Ekili araziler su altında kaldı. Mahallemize yağan yağmur çok kuvvetli oldu. Her tarafı su bastı. Sağanağın bir diğer adresi Kütahya'ydı. Hisarcık'ta etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. İki köyde sel ve derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı, araçlar sürüklendi. Özellikle Hasanlar Köyü ve Güldüren Köyü'nde yoğun yağış mevcut. Mal kaybı tarlalardan su altında olanlar var. Sağanağın vurduğu bir diğer kent Aydın'dı. Nazilli'de yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle dere taştı. İşte illa bir can kaybının yaşanmasına lazım artık bu derelerin yapılması için. Evler ve tarlalar su altında kaldı. Çamur halindeki taşkın önüne kattığını sürükledi. Bu kadar olduğunu götüren insanı ne yapmaz? Marmara'da sağanaktan nasibini aldı. Metrekareye 47 kilo yağış düşen Çorlu'da cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Bazı araçlar sokaklarda mahsur kaldı. Bursalılar da güne yağmurla başladı. Aniden bastıran sağanağı yolda yakalananlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.